Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. 2022 emekli zam tablosu açıklandı. SSK ve Bağkur emekli maaş Zamı kaç TL olacak? Emekli maaşları Ocak 2022 itibariyle zamlı yatacak. SSK ve Bağkur emeklilerine aralık enflasyonu %2 olursa %12.7, %3 olursa %13.8 zam yapılacak. Peki 2022 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliye seyyanen zam yapılacak mı Emekliler için geri sayım heyecanı başladı. Asgari ücret zammının belirlenmesiyle birlikte emeklilerin zamlı maaşları da açıklanacak. Asgari ücrete yılda bir kere zam yapılırken emekli maaşlarına ise Ocak ve Temmuz aylarında iki kere zam yapılmaktadır. Bu nedenle emeklilere verilen zam ikiye bölündüğü için daha düşük olmaktadır. 2022 ve 23'teki mali ve sosyal hakları ilerleyen 6. dönem toplu sözleşme görüşmeleri bu yılın Ağustos ayında sonuçlandı. Bu Buna göre de emekliler maaşlarını 2022'nin ilk 6 ayında %5 zamla alacaklar. 2021'in ikinci alt ayında gerçekleşecek enflasyonun %3 oranını geçmesi halinde ise aralıktaki fark memur ve emeklilerin zamlarına eklenecek. Emeklilere şimdiden %10.48'lik zam kesin. TÜİK Temmuz ayından Kasım ayı sonuna kadar geçen 5 aylık dönemde tüfe artışının %10.48 olduğunu açıkladı. Böylece %10.48'lik zam aralık enflasyonu sıfır zahi çıksa garanti verilecek. SSK ve Bağkur emeklisi maaş zamları 3 Ocak 2022'de açıklanacak. Aralık ayı enflasyonu ile netleşecek. 2022 SSK Bağkur en düşük emekli maaş tablosu da ekranda görüldüğü gibidir. Tablodaki en düşük emekli maaşı rakamları aralık enflasyonu %3 baz alınarak %13.8 zamla hesaplanmış olacak. Kesin rakamlar aralık enflasyonuna bağlı. Emekli maaş sanma aralık enflasyonu %2 olursa %12.7, %3 olursa %13.8 olacak. Aralık ayı enflasyon oranı %0 dahi çıksa emekli maaşı %10.48 artacak. Maaşlara göre kim ne kadar zam alacak? Şimdi kısaca ondan bahsedelim. Mevcut emekli maaşı ve %12.7 zamlı maaşlar şu şekilde 1, 1627 lira alan 1833, 1760 alan 1983, 1802 alan 2030, 1912 alan 2154, 2018 alan 2274, 2141 2412, 2260 alan 2547 2410 alan 2716 2490 alan 2806, 2700 2570 alan 2896 2730 alan 3076 2827 alan 3 3086 2913 alan 3282 3012 lira alan 3394 3256 lira alan 3669 3348 lira alan 3773 3.452 lira alan 3.890, 3.800 lira alan 4.282, 4.000 alan 4.508 ve 4.300 alan 4.846, 4.600 alan 5.184, 4.900 alan 5.522 ve 5.100 lira alan 5.747 lira alacak. Kasım ayı enflasyonu açıklandı. Tüketici fiyat endeksi tüfe kasımda aylık bazda %3.51, yurt içi üretici fiyat endeksi ise %9.99 artış gösterdi gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında %21.31 yurt içi üretici fiyatlarında ise %54.62 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Kasım ayı itibariyle 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları %17.71 yurt içi üretici fiyatları %38.94 arttı. Yıllık tüfeğe göre en düşük artış %5.77 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %7.91 ile alkollü içecekler ve tütün, %8.33 ile giyim ve ayakkabı ve %13.96 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana, ana gruplar ise sırasıyla %28.90 ile lokanta ve oteller, %27.11 ile gıda ve alkolsiz içecekler, %25.14 ile ev eşyası oldu. Arkadaşlar bu konuda haberler geldikçe anbean sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Atabere abone olup bildirim zilini açarsanız anbean haberlerden anında biz atınca haberdar olabilirsiniz. Sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz ve yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. E, çok isteniyordu ve araştırarak sizlere yansıttık. Merkez Bankası önceden açıkladı. Dul yetim memur emekli maaşı zamları belli oldu. 2022 Ocak maaş hesaplama ekranıyla karşınızdayız. Merkez Bankası gün içerisinde enflasyon, dolar kuru ve büyüme rakamlarına dair beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. Aralık 2021 dönemi reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerinin katıldığı ankette daha önce açıklanan rakamlar güncellendi. Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre ise memur ve emeklilerin maaş zam tutarları arttı. Merkez Bankası enflasyon oranı tahmin etti ve enflasyon oranlarına ilişkin bir önceki raporunda yer alan rakamları güncelleyen Merkez Bankası, enflasyon oranlarının beklenenden daha yüksek olacağını açıkladı. Beklenenden yüksek enflasyon, beklenenden daha fazla maaş zam artışı anlamına geliyor. Piyasa katılımcılara anketi sonuçlarına göre 2021 yılı sonunda enflasyon oranları %23.85 bandında olacak. Merkez Bankası Kasım ayı piyasa katılımcılara anketinde bu rakamı %19.31 olarak ilan etmişti. İlan edilen anket sonuçlarında revize enflasyon oranının çok sert değişimi ise gözlerden kaçmadı. Merkez Bankası enflasyon yaklaşık %24 olacak dedi. Maaşlar ne kadar artacak? Merkez Bankası'nın 2021 yılı sonu enflasyon oranı beklentisi yaklaşık %24 bandında oldu ve e, bu rakam 12 aylık verileri kapsıyor memur ve emekliler ise Temmuz 2021 ila Aralık 2021 dönemi sonuna kadar olan süreç için Maaş zammı alacaklar bu kapsamda ilan edilen enflasyon tahmininde Son 6 aylık veri maaş zam oranları için önemli olacak Yılın ilk 6 ayında enflasyon oranları %8.45 olmuştu Ve e, tahmine göre ise Son 6 ayda enflasyon oranları %15.4 bandında olacak. Merkez Bankası'nın tahminine göre dul, yetim, SGK, SSK, Bağkur ve memur emeklisi maaş oranları ise SGK ve Bağkur kapsamında maaş alanlar bu oranlara göre 15.4 oranında zam alacaklar, memur ve emeklileri de 17 oranında zam alacaklar, dul ve yetim maaşı alanlar ise hak sahipliliği kapsamında olunan prim türüne göre maaş zam alacaklar. Merkez Bankası'nın tahmini doğru çıkarsa maaşların zamlı tutarı tablodaki gibi olacak ve şu şekilde 2022 Ocak muhtemel dul maaşını şu an söylüyoruz dul maaşı 1500 TL olan biri Ocak 2022'de 231 TL zam ile 1731 TL maaş alacak. Dul maaşı 2000 TL olan birisi ise 308 TL maaş zam alacaklar ve maaşı 2308 TL olacak ve 2022 SGK Bağkur emekli maaşı emekli maaşı 1600 TL olan birinin maaşı yeni yıl sonrasında 246 TL zamlı maaş alacak ve maaşı 1846 TL olacak emekli maaşı 1800 TL zam tutarı 277 TL olacak ve 2007 TL olacak ve emekli maaşı 2100 TL olanlar ise 323 TL zam alacaklar ve maaşlar 2423 TL'ye yükselmiş olacak. E, bu konuda tabii ki e, ay sonunda tekrardan haberler geldikçe, arada geldikçe yine sizlere an duyuracağız. E, bildirim zilinizi açın, abone olup bildirim zilinizi açın lütfen e, ve biz e, haber attığımız an sizler bizim haberlerimizden an anbiyan e, hemen haberiniz olabilir ve bizi dinleyebilirsiniz. Sizden ricamız nokta dahi olsa Yorumlarınızı bekliyoruz. Ata haberden sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Biliyoruz emekliler zam haberi bekliyorlar. Çok da haklılar. E, bu zamanda emeklilerin herhangi bir şey alması, emekliyi bırak memurun gerçekten çok zorlaştı ve bunu düşünürken şöyle bir haber geldi Bakan Bilgin'den. Emekli maaşına zam açıklaması yaptı. Bunu da sizinle paylaşmak istedik. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilerle ilgili çalışmamız var dedi. E, emekli gelirleriyle, e, onların düzeltilmesiyle ilgili çalışmamız var dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli maaşlarının iyileştirilmesi için bir çalışmaları bulunduğunu dile getirdi. Emeklilerle ilgili çalışmamız var, emekli gelirleriyle, onların düzeltilmesiyle ilgili çalışmamız var diyen Bilgin, bu çalışmayı çok çok kapsamlı bir şekilde yürütüyoruz çalışmada mesafe aldıkça bunu kamuoyuyla paylaşacağımı belirtmek isterim ifadesini kullandı. Bizler de bu konuda haber geldikçe an, be an emeklilerimizin yüzünü birazcık güldürebilmek için birazcık mutlu olmaları için sizlerle hemen haberi sunup sizlere ulaştıracağız abone olup bildirim zilini açarsanız bu tür haberler geldikçe an be an sizlere aktarmaya devam edeceğiz Hoşça kalın saygılarımızı sunuyoruz.